Çünkü altılı masayı oluşturan iki kişi biliyorsunuz AK Parti iktidarlarında birisi başbakanlık, evet, birisi bakanlık, uzun yıllar bakanlık yapmış. O işte DEVA'nın sosyal politika başkanı bizim bakanlığımızın eski bakanlarından. Dolayısıyla faaliyet alanımızı iyi bildiklerini düşünürüz. Yani bu kadar yıl AK Parti iktidarlarında başbakanlık, bakanlıklar yapmış siyasilerin en azından kendi dönemlerinde yapılan faaliyetleri izlemiş olduklarını varsayarız. Buradan yola çıkarak bir, demek ki o dönemde de yapılanlarla çok ilgilenmemişler. Birinci ihtimal. Ya da bildikleri halde bizim zaten yaptıklarımızı millete bir vaat olarak sunup milleti kandırmaya çalışıyorlar. Bu hoş değil. Sosyal hizmeti ve sosyal yardımı, yoksulluk sınırında insanların hayatını en alt düzeyde idame ettirmeyi sağlama sınırından çıkardık. Bizim sosyal hizmet ve sosyal yardım anlayışımız, bu milletin ürettiği değeri, bu milletin ürettiği refah payını, düzeyini, bu milletin o refaha yeterince ulaşamayan, oradan yeterince payına düşeni alamayan çeşitli sebeplerle, bu engelliliktir, yoksulluktur, çocuk sayısıdır, şudur budur, eşi vefat etmiştir vesaire. Birazdan gerekirse detaylarına gireceğiz, gireriz. Evet efendim. Bu refaha, bundan yeterince pay alamayan vatandaşlarımıza ortak etmek. O yüzden aile destek programımızın kapsamını genişlettik Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleriyle. O yüzden ısınma desteklerimizi kömürden doğalgaza olabilirse bütün ülke genelinde inşallah günün birinde temiz, konforlu ısınma destekleri olsun diye uğraşıyoruz. Yaşlılarımızla alakalı da aslında yine aile odaklı olmak üzere eğer mümkünse kendi sosyal çevresinde desteklenmesi, bununla alakalı bizim vefa destek programlarımız biliyorsunuz vakıflar üzerinden yaptığımız ulusal programa dönüştürdük. Pandemi döneminde başladığımız programı. Ayrıca yerel yönetimlerle, belediyelerle yaşlı destek programlarımız var, YADES programları. Belediyelerimize diyoruz ki işte onlar program yapıyorlar kendi bölgelerinde diyelim. Diyor ki benim işte ilçe sınırımda yahut il sınırımda şu kadar yaşlı var, hizmet sunacağım. Onlara biz her yaşlı için aylık belli bir ücret takdim ediyoruz ve belediyeler yerelde kendi bölgelerindeki yaşlılara bu hizmeti sağlamış oluyorlar.